Vakıa suresi, yerinize şeytanın Allah'a sanırım, yerinize benzerlerinizi getirip değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda. Bakın ahirette Allah benzerlerinizle diyor, sizi değiştireceğim. Yeni bir beden. Sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda. Mesela hiç bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa edeceğim diyor Cenab-ı Allah. Yani hücre yapısı değişiyor. Mesela karaciğer, iç organlar falan yok. Evet. İnşallah. O mesela bağırsağı meydana getiriyor ama cehennem ehlinin canı yanması için. İnşallah. Çünkü mesela cennet ehli sadece yemek yiyor fakat onunla ilgili bir vücudunda bir rahatsızlık olmuyor. İstediği kadar yemek yiyebiliyor. Maşallah. Yani milyonlarca ton yemek yese hiçbir şey olmuyor. Maşallah. Maşallah. Andolsun ilk inşa yaratmayı bildiniz ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi diyor Allah? İlk inşayı da biz nasıl biliyoruz? Fosillerin araştırmasından, değil mi? Bilimsel araştırmanın. İşte bu ayet yine bizi paleontolojiye, arkeolojiye teşvik eden bir ayettir. İnşallah. İlk yaratmayı bak, ilk inşayı yaratmayı bildiniz. Ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi? Darwinistler öğüt alıp düşünmüyor işte. Maşallah. Yüklü dalları bükülmüş kiraz ağaçları cennette. Bak dalları bükülmüş kiraz. Ama bizim bildiğimiz kiraz değil. Ayet ediyor. Biz bunun benzerlerini görmüştük diyor dünyada. Ama aynısı değil. Evet. Tadı da ayrı, kokusu da ayrı, kalitesi de ayrı. İnşallah. Üst üste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları. Onlar da dünyadaki muz ağacı gibi değil. İnşallah. Yayılıp uzanmış gölgeler cennet boydan boya gölgeliktir. Yani kendinden ışıklıdır. Mesela böyle yakıp kavurucu bir sıcak ve soğuk yoktur. Durmaksızın akan sular, insan suyu çok sever. Evet. Evi denizin kenarında olsun ister, ırmak kenarında, göl kenarında olsun ister. Allah bunu bize içgüdü olarak ruhumuza vermiştir. Yani sebebi mesela suyu gördü mü insan, hoşuna gider, o cennete olan arzudandır. Yani cennetteki isteğimiz beynimize kodlandığı için o yüzden isteriz. Mesela hep güzel yüz isteriz, güzel insan isteriz. Evet. Cennet olan eğilimimizdendir. Mesela hatta kadınlar daha da güzel olmak istiyor değil mi? Bakım yapıyorlar, o evet. Cennet olan eğilimden oluyor. İnşallah. Mesela hep daha güzel, hep daha güzel. İşte cennette bu doyuma ulaşıyor. Evet. İnşallah. Mesela insan eşinin çok güzel ahlaklı olmasını istiyor. O da cennet arzusundandır. Evet. Yani mükemmel olsun mesela, güzel huylu olsun, şefkatli, sevgi dolu olsun, bakışları güzel olsun, teslimiyeti, saygısı güzel olsun. Değil mi? İnce, derin düşünsün. Hep evet. Bunlar cennette olan özelliklerdir. Bizim ruhumuzda bu kodlanmıştır. Onu gördüğümüzde biz doğal olarak zevk alırız. Mesela bu çok büyük mucizedir. Mesela sevgi dolu bir bakıştan zevk alırız. Sevgi dolu bir konuşmadan zevk alırız. Nezaketten, incelikten zevk alırız. Evet. Saygıdan, mesela değer verilmekten zevk alırız. Allah bize bunu kodlamış. Dünyada da bundan zevk alıyoruz. Ahirette de bu çok büyük mucize. Mesela bunu görmediğimizde de zevk almıyoruz. Mesela insan güzel de olsa etkilenmiyoruz. Yani saygı duyamıyoruz. Evet. Evet. Değil mi? Akıllıysa, zekiyse, teslimiyeti, saygısı, hürmeti tamsa, vefalıysa ve affediciyse, insancılsa o zaman sevebiliyoruz. İnşallah. İşte Cenab-ı Allah bunların hepsini cennette tam doyuma uğraştırıyor. Tam tatmin olduğumuz yerdir. Mesela cennette güzel yüz konusunda tam tatmin olacağız. Dünyada güzel yüzde tatmin yok. Yani en güzel yüz dediğin daha güzeli vardır. Evet inşallah. Evet. Hazreti Yusuf'a o bayan, onunla ilişkiye girmek isteyen bayan, gözlerin ne kadar güzel diyor. Mezara akıp gidecek gözlerim diyor. Yüzün ne kadar güzel diyor. Mezarda çürüyecek diyor. İnşallah. Yani onu düşündürmek istiyor. Ahireti düşündürmek istiyor. Evet. Yani dünyaya bağlılığını kırmaya çalışıyor ama tabii kadının gözü dönmüş. Biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftira atmıştı o zamanlar. Onun hapse düşmesine vesile oldu. İnşallah. Düşme demeyeyim de hapisle şereflendi. Evet. Düşme demeyeyim. Maşallah. Şereflendi inşallah. Ve daha birçok meyveler arasında. Mesela bu ne olduğunu söylemiyor Allah 32. Ahirette göreceğiz. İnşallah. Kesilip eksilmeyen ve yasaklanmayan meyveler. Hiçbiri yasak değil. Kesilmiyor ve eksilmiyor. İnşallah. Mesela burada ağaç oluyor, meyve ağacı oluyor. Üstünde 10-15 tane mesela armut oluyor, elma oluyor. İnsan kıyamıyor almaya. Alsan dal boş kalacak çünkü. Evet.
Değil mi? Meyve ağaçları mesela sonbahar evet. geliyor. Yaprakları da gidiyor. Meyveleri de gidiyor. Kupkuru kalıyor. Ve takır takır kuru dal kalıyor. Evet. Ben mesela meyve ağaçları var birkaç tane. Son anına kadar ellemiyorum elbavlara. Mesela meyvelere şeftali falan da var. Hiç ellemiyorum dalına dursun. Çok güzel görünüyor. Ancak düşerse alıyorum. Yani dibine düşerse. Çünkü görünüşü çok zevkli ama cennette işte böyle bir aziz yok, dünya aziz yok. Evet. Dalda sürekli durur. Koparırsın meyveyi yine duruyor. Koparırsın yine duruyor. İnşallah. Ya sonsuza kadar kopar, sonsuza kadar durur. İnşallah canım, elhamdülillah. İnşallah. Gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa, yaratma ile inşa edip yarattık. Yani bizim bilmediğimiz yeni bir inşa ile yaratılacak. Onları hep bakireler kıldık, cennet kadınları. Yani Cenab-ı Allah onların temizliği ve namusunun güzelliğini vurguluyor. Çünkü namus insanda heyecan meydana getirir. Evet. Yani herkesin olan bir kadın kötüdür. Ama sadece sevene ait olan bir kadın çok heyecan verir. Yani etkisi çok çok yüksek olur. İnsan beyninde ve ruhunda derin etki yapar. Öbür türlü etki yapmaz. Zaten imanı da yoksa. Hatta tiksinti verir. Allah vermez. Onları hep bakireler olarak kıldık. Bakın eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşıt. Tutkunun önemine Allah önem veriyor. Çünkü ette, kemikte hiçbir şey olmaz. Evet. O tutkudur onun elektriğini veren, onun heyecanını veren. Tutku nedir? Allah aşkının en yüksek derecesi. Yani evet. Allah'ın tecellisini o kadında görmek, kadının da eşinde görmesi. Çünkü bir kadının yüzünde Allah tecelli eder. Yani bizim bilemediğimiz, ruhumuza derin etki yapan bir güç meydana gelir. Biz bunu tarif edemiyoruz. Çünkü kaş dediğin tüylerden oluşuyor, kirpik dediğin tüylerden oluşuyor. Göz dediğin iki et parçası, burun da bir et parçası. Evet. Dudaklar da et parçası, bir şey yok. Ama Allah onda insanın ruhunu çok derinden etkileyen, açıklanamayan bir haz ve güç vermiş. Mesela limondan, portakaldan biz haz alıyoruz. Ama insan yüzünde, mesela insan helali olan eşinden ayrı bir haz alıyor. Mesela tarif edilemiyor. Mesela bu ayrı bir duygu. Yani mesela gül kokusunu almak gibi, mesela ekmeğin tadını almak gibi bir duygu, özel duygu. Allah'ın insanlara verdiği özel bir güç. İnşallah. Bak, eşlerine sevgili tutkun ve hep yaşıt. Yani hepsi gençler. Yaklaşık işte 33 yaş civarında olacaklar. Birbirlerine eşitler. İnşallah. Çünkü yaşlandığında tabii bir çökme oluyor kadınlarda. Erkeklerde de oluyor. İstenen güzellik tabii ciddi şekilde azalmış oluyor. Çok gençken de o kadar güzel olmuyor. Evet. Değil mi yani? Kadınsı güzellik tam oturmamış oluyor. Ama tam oturduğunda mükemmel oluyor. Onun için 33 yaş civarındadır ahiretteki insanların görüntüsü evet. ve yaşıtlar. Ashab-ı yemin olanlar için birçoğu geçmiş ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Ashab-ı şimal, ne mutsuzdur o ashab-ı şimal, cehennem ehlini anlatıyor Allah. Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su. Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık. Mesela hücrelere ne işliyor şimdi? Gama ışınları var değil mi? Hücrelere evet. işleyen. Mesela evet. öldürücü ışın. Görünmüyor ama hücrelere işliyor evet. ve insanı öldürüyor, can yakıyor. İnşallah. Aynı zamanda mesela gama ışınlarına da işaret etmiş oluyor Allah. İnşallah. Kavurucu bir sıcaklık. Mesela kızılötesi ışınlar da evet. tabii. Bir sıcaklık ve kaynar su. Yani insanların hoşlanmadığı her şeyden bahsediyor Allah. Ve kapkara dumandan bir gölgelik içindediler. Var ya böyle satanistler falan böyle karanlık ortamlar istiyorlar. Dumanlar böyle dehliz gibi falan böyle biliyorsun. Evet. Bayılırlar öyle yerlere. Bazen diskolarda falan da böyle görüyoruz filmlerde falan. Evet. İzbe karanlık yerler. Adam iyice 10-20 santimden anca görünüyor böyle. Zifir gibi karanlık. Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki ne serindi ne ferahlatıcı. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı. Yani varlıktan dolayı şımarmanın çirkinliğine Allah dikkat çekiyor. Müslüman Allah'a şükredecek, mazlum olacak, şımarmayacak. Çünkü varlık dediğin ne? Yani ekmek desen yiyorsun, kilo alırsın. Başka değil mi? Eğer evet. Allah'a şükretmezsen bir evet. şeyi yok.
varlık ne? Bina, yani en fazla beton içine girersin, taş binanın içine girersin. Allah aşkı olmadıktan sonra hiçbirinin önemi yok. Cennet de Allah aşkıyla çok güzel olmuş oluyor. Evet. İnşallah. Mesela cennetin hayvanlarını biz Allah'ın tecellisi olarak çok beğeniyoruz. Çiçeklerini çok beğeneceğiz. Çiçekler konuşur cennette. İnşallah. Mesela gülü koklarken konuşur gül. İnşallah. Bayağı akıllıdır. Tabii mesela gel dersen gelir. Mesela kendini koklatır, geriye çekilir. İnşallah. Yani böyle Alice Harikalar Ülkesi'nde diyorlar ya. Onun kıyaslanmayacak kadar çoğu gelişmişi inşallah. İnşallah hocam. Evet, başka neler bakalım.